Dualar Hazinesi kanalımızdan herkese merhabalar. Kıymetli arkadaşlar, isteklerin kabul olunması için, dileklerin kabul olunması için bir dua var ve bu dua gerçek anlamda çok önemli bir dua. Dilek duaları biliyorsunuz, birçok dua var ama içlerinden eğer hadis-i şeriflerde rivayet edildiyse onların değeri daha büyük olabiliyor. O yüzden sizlere bu duayı paylaşmak istedim. Çünkü bayağı bu istek ve dileklerin, istenilen bir şeyin elde edilmesi için hangi dualar yapılır? Bu konu çok merak edilen bir konu. O yüzden size bu konuda güzel bir dua anlatmak, göstermek istedim. Şimdi İstek duası için İsmi Azam duası. Sahabeden Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün camiye girdi. Bir sahabi namaz kılıyordu. Bu sahabi namazdan sonra dua etmeye başladı. Ve duasında şöyle diyordu. Allah'ım, her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Sen mennansın, çok nimet verensin. Gökleri ve yeri yoktan var edensin. Celal ve ikram sahibisin. Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedi olan, zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım. Cümleleriyle sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum. Bu duayı mübarek kulağı ile duyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kimse Allah'ın ismi azamı ile dua etti ki, ismi azam ile dua edildiğinde Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince Allah verir. Yani istek, hacet duası, dilek duası, temenniler, hayatımızda neyin olmasını istiyorsak duamıza bu şekilde başlıyoruz. Yani öncelikle bu ismi azam duasını yapıyoruz. Ondan sonra ne istiyorsak içimizden gelerek samimi bir şekilde Allah'a dua ediyoruz. Şimdi bu duanın Arapçasını ve okunuşunu görelim. Bakın, dilek duasının Arapçası bu şekilde. Az önce mealini okuduğumuz duanın Arapçasını okuyalım. La ilahe illallahul halimul kerimu subhanallahi rabbil arşil azimi elhamdülillahi rabbil alemin ve es'eluke mucibati rahmetike ve azaim mağfiretike vel ganimete min külli birrin ve selamete min külli ismin la teda'li zemben illa gafertühü ve la hemmen illa ferraçtühü ve la haceten hiye leke rizaen illa kazaytühü ya erhamer rahimin. Bunun normal okunuşu da bu şekilde. Eğer Arapça okumayı bilmiyorsanız buradan bu şekilde okuyabilirsiniz. Yine aynı şekilde burada Türkçe okunuşu var. Bu okunuşuna da dikkat edebilirsiniz. Bunu not da alabilirsiniz burayı. Bunu not alıp kendiniz dua ederken, yani bir temenni, hacet, Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman duamıza bununla başlıyoruz. Önce bu duamızı yapıyoruz. Ondan sonra ev mi istiyoruz, araba mı istiyoruz ya da Allah'ın bizim üstünde, yani Allah'a yakınlaşmayı mı istiyoruz? Hayırlı ne istiyorsak bu duayla isteyebiliriz. Hacet duaları içerisinde güzel dualardan bir tanesi. Bu dilek duası, hacet duası, dediğim gibi, yani çok talep görülen, insanların merak ettiği bir dua.
O yüzden bu duayı bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Bakın duanın Türkçe anlamı bu şekilde ki anlamı da çok detaylı, çok önemli, güzel anlam içermekte. Arapçası bu şekilde. Bunları not da alabilirsiniz, ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Arapça okunuş da bu şekilde. Kıymetli dostlar, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca konuyla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz. Bir de yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.